Uzun süredir gündemden düşmeyen Brexit konusu deyim yerinde ise ülkeyi ikiye böldü. Londra'nın Westminster bölgesinde bulunan parlamento binasının hemen önünde gerçekleşen protestolarda Avrupa Birliği'nden ayrılmak isteyen ve istemeyen grupların birbirlerine sataşmalarına şahit oluyoruz. Deneyimli hukukçu avukat Şadiye Arslan'la birlikte olayların yaşandığı yere gittik ve Brexit sürecini Aslan sizler için değerlendirdi. When I say hate, you say no. İngiltere Parlamento binasının hemen önündeyiz. Yanımızda deneyimli hukukçu Şadiye Arslan var. Londra Aktüel'in yeni sezonunun ilk bölümünde İngiltere'nin en çok tartışılan konusu Brexit'i konuşacağız. Hemen arkamızda da protestolar gerçekleşiyor Şadiye Hanım. Protestoların bir tarafında Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemeyen, bir tarafında da ayrılmak isteyen grup var. Nasıl özetliyorsunuz bu gelişmeleri? Şu anda tabii ki parlamento binasının önündeyiz ve Westminster Parkı'ndayız burada. Ve bu taraftaki protesto yapanların çoğu Avrupa Birliği'nde kalmak isteyenler. Birkaç kişi var burada çıkmak isteyenler. Fakat şurada gördüğünüz şu tarafta polisin çevirdiği bir grup var. Onlar Avrupa'dan çıkmak isteyenler. Ve şu anda iki grup arasında bir... Daha önce de gördük birlikte bir tansiyon var. Parlamento gelecek haftadan itibaren askıya alınacak ve bu yüzden de şu anda tansiyon çok yüksek iki grup arasında da. 31 Ekim'de İngiltere'nin Avrupa topluluğundan çıkılmasını istiyor bu taraftaki grup. Diğer taraftaki grup ise anlaşmaya varmadan çıkmayalım. Ekonomi için, okullar için, hastaneler için, fiyatlar için, her şey için daha kötü olacak. Avrupa topluluğuyla anlaşalım veya Avrupa topluluğunda kalalım diyorlar. Ve dediğim gibi İngiltere'de şu anda sokaktaki adamdan Lordlar Kamerası'na kadar herkes her yerde Brexit'i konuşuyor. Evet, herkes bu konuyu tartışıyor. Deyim yerinde ise tabiri caizse polis de etten bir duvar örmüş durumda. İki tarafı birbirinden uzaklaştırıyor ama tabii ki ekonomik açıdan birçok etkisini göreceğiz. Ama bizi en çok ilgilendiren kısımlarından bir tanesi herhalde göçmenler üzerindeki etkisi değil mi? Brexit gerçekleşirse efendim 31 Ekim'de biz göçmenler bu durumdan nasıl etkileneceğiz? Şimdi 3,5 yıl önce İngiltere zaten Brexit'e oy vermesinin büyük bir nedeni biz sınırlarımızın kontrolünü almak istiyoruz dediler. Çünkü bizim sınırlarımızın kontrolü bizde değil. Gelen giden herkes istediği gibi hareket edebiliyor. Avrupa toplumundan herkes geliyor, Polonyalılar geliyor, Bulgarlar geliyor, işlerimizi alıyorlar, kendi ülkemizi istediğimiz gibi yönetemiyoruz diyerek referandumda Avrupa Birliği'nden çıkmaya oy verdiler. 3,5 yıl kadar oldu. Şimdi 3,5 yıldır da İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkamıyor. Neden çıkamıyor? Çünkü inandıkları kadar kolay değildi. Burada gümrük anlaşması var, ticaret anlaşması var, insanların dolaşım anlaşması var, iş gücü var, burada yerleşenler var. İngiltere'den gidip İspanya'da yıllar önce yerleşenler var. Bütün bunların Avrupa topluluğuyla anlaşılması gerekiyor. Birinci problem bu. İkinci problem ise 3,5 yıl önce referandum yapıldığında insanlar kendilerine yanlış bilgi verildiğini fark ettiler bazı insanlar. Çünkü mesela yapılan propagandadan biri Türkiye'den bir sürü insan gelecek, işimizi alacak. Türkiye zaten Avrupa topluluğunun üyesi değildi ve kolay kolay Türkeliler gelemiyorlardı buraya. Bunun da bir sürü propaganda aleti vardı. Şimdi iki tartışma var. Bir tanesi Avrupa topluluğundan çıkacaksak anlaşmayla çıkalım. Birdenbire çıkıp ülkeyi bir ekonomik krize koymayalım. Yıllarca geriye götürmeyelim. İkinci fikir ise buradaki fikir. Çıkalım çünkü biz bunu oylamaya götürdük. Halkın iradesi dedi ki çıkalım. Bu hep bahanedir.
Bu hep yavaşlatmadır. Kendi ülkemizin kontrolünü politik olarak olsun, ekonomik olarak olsun, sınırsal olarak olsun kendimiz alalım. Bunun kavgası mecliste var, Lordlar Kamerası'nda var, sokakta var. Öyle ki başbakan parlamentoyu askıya almak için parlamento tatildeyken milletvekillerinin arkasından kraliçeye gitti. Dediğim gibi tansiyon çok yüksek. Ülkede herkes bunu konuşuyor gördüğünüz gibi. Bir yandan da tabii etrafımızı kontrol ediyoruz değil evet. mi? Kimin kiminle tartışacağı, ne olacağı hiç belli değil. Fakat güzel olan şu var, gerçek demokrasinin gerekçelerinden biri her fikrin duyulması. Yani barışçıl bir şekilde herkesin protesto etmesi, herkesin kendini duyurabilmesi. Şu anda İngiltere bunu yaşıyor. Ve önümüzdeki soru tabii biz yayına girene kadar bu değişecek mi bilmiyoruz. Belki de o zamana kadar haber çıkar. Önümüzdeki soru İngiltere Avrupa topluluğundan çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? Hangi koşullarla çıkacak? Tabii ki bir yandan da helikopterler falan da evet. tepemizde uçmaya başladılar. Birçok polis... Sadece helikopterler değil. Neredeyse onlarca polis arabası var. Çünkü Avrupa'dan çıkmak isteyen... Gruptan biraz çekiniliyor çünkü onların gösterisinde biraz hareket var. Galiba polis önlem almaya çalışıyor. Evet, az önce de bir yaralı vardı, ben onu da gördüm. Efendim tabii ki Avrupa vatandaşlarını yakından ilgilendiren bu konu bu. Özellikle Türkçe konuşan Avrupa vatandaşları var bir sürü burada yaşayan. Onlar ne şekilde etkilenecek? Şimdi şöyle bir şey, mesela Bulgar vatandaşıysanız, Türkiye'de, burada İngiltere'de yaşıyorsunuz. İngiltere Avrupa topluluğundan çıkarsa otomatik olarak burada kalma hakkınız yok. İçişleri Bakanlığı burada kalanların ve İngiliz pasaportu olmayan kişilerin serbest dolaşma hakkının kalkacağını söyledi. Bunun üzerine çok büyük tepki oldu. Sonra dediler ki tamam değiştireceğiz. Ne yaptılar? Bulgar vatandaşısın, İngiltere'de yaşıyorsun veya işte burada kalma iznin var geçici olarak. Biz eğer Avrupa toplumundan çıkarsak size 3 yıl geçici süre tanıyacağız dediler. Yani diyelim ki İngiltere'ye bugün geldiniz. Bulgar vatandaşısınız veya Belçika vatandaşısınız. 3 yıl geçici olarak kalabilirsiniz. Peki son 5 yıldır İngiltere'desiniz ve burada çalıştıysanız o zaman süresiz kalma iznine, indefinite leave dediğimiz bir vizeye başvurabiliyorsunuz. Bu arada İspanya'da, Fransa'da, işte Almanya'da yaşayan İngiltere vatandaşlarına ne olacak? İngiliz vatandaşlarına. O ülkeler şey dedi, biz dedi elimizden geleni yapacağız, kolaylık sağlayacağız dediler. Fakat şunu söylemek istiyorum, mesela siz de biz, İngiliz pasaportumuz var. Düne kadar veya yarına kadar biz Belçika'ya pasaportumuzu gösterip gidiyorduk, makineye koyup gidiyorduk. Artık öyle olmayacak. Eğer İngiltere Avrupa toplumundan çıkarsa pasaportumuzun en az 6 ay uzun olması gerekiyor. Oraya gidersek, Allah korusun başımıza bir şey gelirse sağlık olarak, kaza olarak... Otomatikmen süresiz, otomatikmen ücretsiz bir bakım alamıyoruz hastaneden. Sağlık sigortası çıkarmamız lazım. Daha neler olacak bilmiyoruz. Vize almamız gerekecek mi bilmiyoruz. Ülke korkunç bir belirsizlik yaşıyor ve göçmenler için veya İngiliz pasaportu olmayanlar için daha zor olan bir belirsizlik var. Evet efendim, biz Londra Aktüel ekibi olarak Brexit sürecini yakından takip edeceğiz. Şadi Arslan'la birlikte önümüzdeki günlerde yine... Hangi gelişme yaşanırsa sizlerle paylaşacağız. Çok teşekkür ederim.